Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün patatesli bulgur pilavı yapacağım. Malzemelerim hazır, hemen yapımına geçelim. Yemeği yapacağımız tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Tereyağı da kullanabilirsiniz, yani yarı yarıya sıvı yağ ve tereyağı olarak kullanabilirsiniz. 1 adet orta boy patatesi küp küp doğrayalım, üzerine ekleyelim ve yaklaşık 3-4 dakika kadar kavuralım. Patatesi biraz kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım tatlı kaşığı biber salçası ekleyelim. Biber salçasını fazla da kullanabilirsiniz eğer biberiniz acı değilse. Benim kullandığım salça biraz acı olduğu için az ekliyorum. Şimdi salçayı da yaklaşık 2-3 dakika kadar kavuracağım. Doğranmış domates de ekleyeceğim şimdi üzerine. 1 adet domatesin kabuklarını soyarak, küp küp doğrayarak ekleyebilirsiniz. Ben yine yazdan hazırladığım domates konservesinden ekliyorum. 3 yemek kaşığı kullandım. Domatesi de ekledikten sonra yine aynı şekilde kavuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar kavurmamız yeterli. Artık bulgurumu da ekleyebilirim. 2 su bardağı yıkamış olduğum bulguru üzerine ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra suyunu ekleyeceğim. Tabi suyunu eklemeden önce baharatını ve tuzunu da ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı reyhan ekliyorum. Bunun yerine nane de kullanabilirsiniz, reyhan yoksa. Yeteri kadar da tuz ekliyorum. Tuz miktarını siz ayarlayabilirsiniz yemeklere ne kadar kullanıyorsanız. Ben 1 tatlı kaşığı kadar kullanıyorum yaklaşık olarak. Şimdi suyunu ekliyorum. 4 su bardağı sıcak su ekliyorum üzerine. Tencerenin kapağını kapatacağım ve suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Bilmeyenler için, yeni yemek yapmaya başlayanlar için söylüyorum. Bulgur pilavının piştiğini, tencerenin kapağını açtığınızda göz göz görünüyorsa ve kaşıkla dibine baktığınızda eğer suyu yoksa pişmiş demektir. Pişirme işlemini orta ateşte yapın. Yüksek ateşte pişirmeyin. İçinde patatesler de olduğu için biraz daha yavaş pişmeli. İçine normal su yerine et suyu ekleyebilirsiniz ya da yarı yarıya kullanabilirsiniz. Dediğim gibi başında tereyağlı da pişirebilirsiniz. Bu şekilde de çok çok lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.